Biz de bu eşini iyi tanımayı, eşini ne kadar tanıdığını bir televizyon programı, bir televizyon yarışmasıyla işleyelim dedik. Programımız başlasın. Buyurun efendim. Çiftlerin eşleriyle yarıştığı, eşine güvenenlerin, eşini dostunu çatlatmak isteyenleri, eşli peşli sevenlerin programı. Ben birim, eşim de bire, hepiniz hoş geldiniz. Musiki! Evet, enerji tamam. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çiftlerimi buraya alıyorum ve ilk çiftim geliyor. Musiki! Efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Merhaba, ben Mesut. Bu da eşim Dilek. Ben eşiyle evli olduğu kadar işiyle de evli biriyim. O yüzden yıllık bilanço dosyalarıyla bu programa katılmak istedim ama kabul etmediler. Mesut Bey şakacı çıktı, bravo! Evet arkadaşlarım, kulaklığıma söylüyorlar. Harbiden yapmış bunu Mesut. Allah sana akıl fikir versin diyoruz. Efendim, ikimiz de işimizle evliyiz. O yüzden sürekli görüşemiyoruz. Peki, onu soracağım. Görüşemiyorsunuz iş yoğunluğundan dolayı. Ne yapıyorsunuz görüştüğünüz zamanlarda? Uyuyoruz. Süper cevap. Sizi yerinize alıyoruz, buyurun. Ve ikinci çiftim geliyor. Musiki! Sus herkes. Çirkep. Bağırma lan. Çirkep. Bağırma, çekiyorlar. Şevket abi merhaba. Sırf seni sevdiğimden geldim buraya. Ben İbrahim. Başla. Maalesef karım Sinem. Oo, maalesef geldi. Wow. O zaman bu aralar biraz limoniyiz. Limoni değiliz. Karpuz. Karpuzuz. Şu tipe bak ya. Şu tiple ne yaşamış? Şu bak. Ne olur bir bakın Şevket Bey. Nefret ediyorum ya. Şuna lahana. Ayağa kalkmış ayı. Hiçbir farkı yok benim gözümde. Sevmiyorum seni ya. Ben bu adamla geçinemiyorum. Kusura bakmayın. Ne diyorsun ki sen? Çok meraklıyım ben lan. Sana aşığım ben. Ne diyorsun? Çok meraklıyım sen. Gıcık kapıyorum sana. Gıcık. Bağırma herkes. Gıcık kapıyorum. Bağırma herkes. Sinirim çok bozuyor bu kadar. Niye ayı neymiş lan? Sevmiyorum seni en baştan beri. Allah artık ya. Sevmiyorum. Ayağa kalkmış ayı dedi o. Ama çok şaşırdım. Ayın ya anlamıyorum. Ayın ya kafam almıyor. Özellikle şu hareketleri ama biraz... Böyle olunca mı? Efendim, ben küçük bir tiyatro hazırladığınızı düşünüyorum bize böyle bir oyun. Değil mi ben? Yanlış mı? Ya yıllardır ne tiyatro, gözünü seveyim. Peki o zaman size bir soru soracağım. Madem birbirinizi başından beri sevmiyordunuz, o zaman neden evlendiniz? Göreceğim o soruyu. Bizim görücünün gözünde katarakt varmış. Kendisini kız istemeye kataraktan bir hata etti. Ulan bu şakam tutar diyordum. Şakaları da kötü. Her şeyin kötü. Ya bir şey bak. Şimdi birbirlerinden nefret ediyorlar ama çok sevimli duruyorsun. Ay yapma ne asık olur. Değil mi Şevket? Nasıl görünüyor evet, senin orada? Evet, yani çok sevimli. Ben olabilirim sevimli. Ama... Bunların aksi olması lazım. Yani bu sempatikliği alalım oradan. Buyurun, bundan sönse öyle devam. Bakamayacağım ya. Bundan sonrası öyle devam etsin diye dedim. Buyurun. Evet, tamam. Biz görücü usulü evlendik. Ha. Görücünün gözünde katarakt varmış. Söyleyeceklerim aslında bu kadar. Sonra o iyileşti, katarakt ameliyatı oldu. Gördü, o da tiskindi. O da pişman oldu. Şu tipine bir bakın ya. Nasıl? Bakamıyorum. Ben inşallah bu yarışmayı kazanırsak arabayı alıp satacağız. O parayla bana yeni ev alacağız ve ben bu ne olduğu belli olmayan insana ayrılacağım inşallah, boşanacağım. İnşallah dualarına kabul olur inşallah. İnşallah boşanacağım. Evet efendim, ikinci çiftimizden de tutku fışkırıyor. Nefretle motive olduk. Sizi yerinize alıyoruz efendim ve... Sağ ol. Düşünüyorum ya. Ve
üçüncü çiftimi çağırıyorum musiki. Oldukça tutkulu gördüm sizi. Araba için mi bu kadar heyecanlandınız? Evet. Bize araba lazım Şevket abi. Ya ben bunun topuklarına kıyamıyorum biliyor musun? Bunda bir topuk var. Sanırsın böyle pamuk helva ya. Öyle yumuşak, öyle tatlı bir şey. Kıyamıyorum ben bunun topuğuna biliyor musun? O yüzden araba alacağım bebiş topuğuna yandığımının çocuğunun kızına. Oo, oo, oo. Aşk tavanda! Aşk tavanda! Tahta! Ya Şevket Bey ya! Var ya topuklarım yorulmasın diye her yere Bilal'imin sırtından gidiyorum. Millet metrobüse biniyor, ben Bilal'bise biniyorum. Evet, bu vesileyle... Efendim sizin isminizi de öğrenmiş olduk Bilal Bey. Ya benim adımın bir önemi yok Şevket abi. Ben adımı çöpe attım bunun adını duyunca. Efendim sizin adınız neydi? Mehtap. Ada bak, ada. Tarkan şarkısı gibi ismi var ya bunun. Mehtap diye albüm yatsan 2 milyon satmazsa ben adam değilim ya. Ya salak mısın sen ya, salak mısın? Tarkan da öyle beni. Çok utanıyorum ben ya. Kimle öveyim lan seni? Kimle öveyim ulan seni? Ümit Besen'le mi öveyim? Kahtarlı Mıçı'yla mı öveyim? Severim. Justin Bieber'la mı öveyim? Kimle öveyim lan? Hayır, tamam bırak, oğlum bırak, tamam. Şevket abi, baret takmadan araya girme. Bak çok canlar yandı, senin de canın yanmasın abim. Oğlum tamam, bir dur. Tamam kardeşim ya, tamam bir sakin ol bak. Sakin ol, bir daha yaparsan vallahi güvenliği çağıracağım ya. Tamam abi. Bu nedir ya? Evet. Libidolarımız da dindiğine göre sizi yerinize alıyoruz ve yarışmamıza hemen başlıyoruz. Ve şimdi ilk turumuzun adı. İlk turumuzun adı eşimi tanıyorum. Çiftlerin eşlerine sorular soracağız ve siz karınızla ya da kocanızla ilgili sorulara doğru cevap vermeye çalışacaksınız. İlk sorum İbrahim. Sana gelecek, seni böyle alalım. He, zevkle. Bundan uzak bir yerde olayım, bana yeter. Lan git! Bak, arkamdan konuşma. Ne söyleyeceksen yüzüne söyle. Sana... Neyse, sonra evde konuşuruz. Ya, bakamıyorum, yüzüne bakamıyorum. Ay, sen, ne olur sen... bak. Aa, bakmıyorum. Tamam, sen bana. Şimdi İbrahim, sana soracağız, bakalım bilebilecek misin? Evet. Sinem Hanım'ın en çok yemek istediği yiyecek nedir? Benim helvam. Doğru cevap geliyor, bravo. Bravo. Doğru cevap geliyor. Sinem Hanım, eşiniz gerçekten çok güzel mi yapar helvayı? Hayır, yok Şevket Bey. Yani İbrahim'in yaptığı helva değil. İbrahim'in inşallah öldüğünün arkasından yapacağımız İbrahim'in helvası yani. Fıstık yapacağım, hep beraber yeriz. İnşallah tez zamanda ya Rabbim. Lan ne güzel anlattı, canım çekti, olsa da yesek ya. Evet efendim, çok saçma bir çift ama başarılı. Seni yerine alıyoruz İbrahim Bey. İkinci yarışmacımız Mesut Bey yanıma geliyor. Mesut Bey'e bakıyorum. Sizin sorunuz oldukça kolay. Eşinizin göz rengi nedir? Mor. Aa, tüh, Ela'ymış. Mor mu? Hay sırası senin sıfatına be, yazıklar olsun. İnsan karısının göz rengini nasıl bilmez ya? İnanamıyorum sana. Sen eve gidince görürsün Mestan Bey. Mestan ne be, benim adım Mesut. Evet efendim, yılın en kötü çiftini de dinledik. Seni yerine alıyoruz Mesut ve üçüncü yarışmacım Bilal geliyor. Yok yok, sen oradan sor ya, ben duyuyorum. Vallahi söz bakmam Şevket abi, ayrılmayak şimdi ya. Ama olur mu kardeşim? Format gereği buraya gelmen gerekiyor. Ya libidom gereği de bunun elini tutmam gerekiyor. Ben dayanamıyorum bundan uzakta Allah aşkına. Ya Şevket abi, bu çok tatlı bir şey biliyor musun ya? O zaman
güvenlik geliyor. Bilal'im sakin ol Bilal'im. Hemen cevapla gel hadi. Çabuk sor hadi Şevket abi ya. Hasretli bakıyor hadi ya. Peki Hasan abi, Bilal Bey. Söyle bakalım Mehtap Hanım'ın büyük büyük dedesinin bir beni varmış. O ben neresindedir? Bak buruna sırtını ver. Aşağı doğru çeneye in. Orada çeneye varmadan sağda. 2 santimetre çapında bir şey. Böyle tek kılı var bir tane. Oho! Doğru cevap geliyor. Gerçekten bunu nasıl bilirim? Ya çok ilginç, çok. Sen dedeye çok mu düşkündün peki Bilal Bey? Ya ben bunun genlerine düşkünüm, genlerine. Ben bunun gen haritasını çıkarttım. Duvara çerçeveletip astım. Her gün bölge bölge çalışıyorum ben bunu. Ya! Salak ya! Ya ben senin genlerini lavaşa sarar yerim ya! Fındık kurdu! Ne dedin sen? Fındık kurdu dedim. Hem fındık gibisin, hem de kurt gibisin. Salak ya! Ay! Azıcık seveyim lan seni, azıcık seveyim lan. Ay! Seveyim lan! Bırakın! Bacım kusura bak. Niye kusura bakmadınız? Ay hiç alışkın olmadığım şekilde sevgiye maruz kaldım. O ne öyle ya? Evet. Bilal ve Mehtap çifti çiftleşme dönemindeki pandalar gibi programımızı belgeseline döndürüyor. Sıkıldım. Evet 10 puan alıyorsunuz siz de. Yarışmamıza devam ediyoruz ama önce maalesef üzücü haberi vermek zorundayım. Mesut ve Dilek Bıdış. Sizi uğurluyoruz. Pardon bir saniye, Bıdış mı? Senin soyadın Bıdış mıydı? Ya Bıdış ne ya? Ay inanamıyorum ya, yemin ederim bilsem evlenmezdim yani. İyi fikir, ayrılalım o zaman. Şevket Bey arabayı alamadık ama sizinle tanışmak gerçekten çok güzeldi. Çok başarılı bir program. Sağ ol. Gerçekten çok üzüldüm gitmenize. Evet! Keşkül'ün üzerindeki kaymak gibi program. Ben birim, eşimle bir devam ediyor. Kalan 2 çiftimize devam ediyor. Şimdi paravan geliyor. Musiki! Şimdi bu turumuzda hanımlarımızı paravanın arkasına alacağız. Evet, sizi alalım kızlar. Paravanımızın arkasından ellerinizi şu gördüğünüz deliklerden uzatacaksınız ve eşiniz bakalım sizin elinizi tanıyabilecek mi? Bilal'im yarışma programındayız. Gideceğim, geleceğim hemen ya. Ya nereye gidiyorsun? Daha yeni kavuştuk ya. Ah, beni düşün, beni düşün bak hadi. Şevket abi, hemen gelir değil mi ya? Ben bunsuz çok kötü oluyorum biliyor musun? Böyle ağaçsız koala gibi hissediyorum kendimi ya. Merak etme küçük, oyunumuz tam da bununla ilgili. Dediğim gibi şimdi hanımlarınız paravanın arkasındalar ve şu deliklerden ellerini uzatacaklar ve siz hanımlarınızın elini bulmaya çalışacaksınız. Hazır mıyız? Hazırız. İbrahim Bey, sizinle başlıyoruz. Buyurun. Tamam bakalım, evet. Nerede eller, evet. Ve başlayalım, buyurun. Ha bu işte, tamam ha bu. Bu niye bu? Şu bak bak. Tırnak değil, toynak, toynak. Sonra kesmiş, pis kokuyor bir de elleri. El değil ya bu, eldir. Yemin ediyorum pençe. Aa buldum bu. Bak, bak karşı da agresif. Görüyor musun? Bak bu işte bu. Allah seni cezandı benimle. Allah seni cezandı. Aptal. Evet. İbrahim Bey tuttu eli ve aldı 10 puanı. Bilal'cim sıra sende. Seni de alalım böyle. Ben geleyim Şevket abi. Ve başlayabilirsin. Bu değil. Bu da değil. Lan manyak git lan manyak. Bu ne lan? Ya tutuyorsun elimi. Orada da şey yapıyorsun git lan. Bu ne ya? Tövbe, insan eli değil lan. Çık lan! Çık! Hangisi ya? Bakın. Fıska! Abu! Çok büyük elektrik aldım ha, kesin bu. Abu bu bu. Ya nasıl bildin salak benim elim? Kızım ben senden keban barajı gibi elektrik alıyorum ya. Ben var ya ben, sen bana dokunduğunda böyle 8000 volta çarpışmış gibi oluyorum. İmansızım. Yapma bak ya!
Evet, Bilal de alıyor 10 puanı ve kızlarımızı yerine alıyoruz. Gel buraya gel, buraya gel hadi. Şimdi eşitlik hala bozulmadı. Üçüncü ve son etabımızda beylerimizi camekanlı bölüme alacağız. Şimdi alabiliriz, buyurun. Nasıl ya? Nasıl? Ya siz bana düşman mısınız ya Şevket abi? Biz daha yeni kavuştuk bebişimle, niye böyle yapıyorsunuz ya? Allah aşkına gitmeyin, ben bak çok kötü oluyorum diyorum, niye anlamıyorsunuz ya? O zaman güvenlik ayırıyor. Ya olmaz ki. Ben efendim, süper cam teknolojisi sayesinde maalesef eşiniz bizi duyabiliyor ama sesini bizi duyuramıyor. Bilal Bey, özledin mi mektubu? Evet, gördüğünüz gibi gerçekten de süper cam teknolojisiyle biz onları duyamıyoruz. Şimdi hanımlar, eşlerinize son etapta acı biber yedireceğiz. Ve eşitlik bozulunca kim daha fazla puandaysa o arabanın sahibi olacak. Eşiniz bir dakika içinde kaç tane acı biber yiyebilir? Evet, soruyorum size. Ay ya, çok mu acı biberler? Benim Bilal biber yiyemez. Bilal de Bansur var. Efendim, maalesef format Bansur dinlemez. Aslan gibi çocuk. Ye, ye. Şimdi çok pardon. Şimdi bunu ilk Bilal duyuyor ya. Eyvah deyip bu derdi arkadaşıyla paylaşması lazım. Tamam. Çok da belli etmeden derdini arkadaşına aksettirmesi lazım ama tadını kaçırmadan. Ben arkada açıklayayım. Yok yok ya, burada durumu açıkla. Sen de duruma tepki ver. Demin çünkü oraya konsantre olduğumuz için burayı tam görmedik. Tabii. Sen de o anı duy, yıkıl ve problemi arkadaşa aktar. Sen de bunu duyunca onun için üzül. Rakipsin ama orada can yoldaşısın abi. Sonuçta. Ama tedavi için bir şey yapmıyorum. Sadece üzül. İnsan gibi üzül. Evet. Büyük hareketler yap. Tadını kavura o bence de. Şimdi ne yapacağımızı açıklayalım bakalım. Evet hanımlar, şimdi eşitliği bozmak için üçüncü etabımızda eşlerinize acı biber yedireceğiz. Bir dakika içinde en fazla acı biber yiyen yarışmanın galibi olacak ve arabayı alacak. Eşiniz bir dakika içinde kaç tane acı biber yer? Ay, çok mu acı gibi biberler ya? Benim Bilal'im yiyemez. Benim Bilal'im Bansur'u var. Anlatıyor galiba. Evet, Bilal Bey, jonglörlükteki başarısını bize gösterin. Efendim, maalesef format Bansur dinlemez. Eşiniz bir dakika içinde kaç tane acı biber yiyebildi? Yeter ki ecelim Allah'ın aşkına. İki. Evet, iki dedi. Mehtap Hanım, iki dedi. Sinem Hanım. Biberler gerçekten çok acı mı? Yanıyor. 40. Evet. Ben de o zaman diyeyim ki 41. 120. Oho, yok mu? Yok mu artıran? Yok mu artıran? Bilal, beni affet canım. 121. 300. Ya artık pes ya, pes. Ne vicdansız kadınsın ya. Sudan nasıl kadar sevdiğim var. Bu adam acı yiye yiye bu ağırlaşır ya. Evet efendim, şimdi acı biberlerimiz geliyor, beylerimiz falandan çıkıyor. Musiki! Bilal, sadece yediriyorum. Çok özür dilerim.
Ya Mehtap ne olacak ki? Ben en büyük acıyı demin sensiz kaldığımda yaşadım. Bu nedir ya? Bunu yerim senin için Mehtap. Hazır mıyız? Beyler! Beyler hazır mıyız? Kendimize geldik mi? Hazır. Ve üç, iki, bir, başlayın! Hele 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 hele! Hele 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 hele! Çok acı yiyemiyorum! Hele 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 hele! Bilal'im çok kötü sen yeme Bilal'im ama! Adamın acıdan kıyığı düştü. Tabii ağzın gözün bir yamulsun, bir dilin uyusun, bir bıyığın düşsün. Nasıl yiyorsun ya? Lan benim bugüne kadar yediğim en acı yemek düğün pastamdı, düğün pastam. Hala, 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 hala. Bilal, çok kötü sen yeme diyorum. Bak başların parasına puluna senin canın önemli Bilal. Olmaz Mehtap. O arabayı arayacağım sana. Hele 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 hele. Hele hele hele. Aracağım. O bebiş topuklarını yere bastırtmam senin sevdiğim. Hele hele. Kardeş sen nasıl hele hele hele. Evet beyler süremiz azalıyor. Tamam tamam pes pes pes. Kabul ediyorum biz hükmen mahlubuz. Tamam ya bu ne adamın marşa basamıyor işte görmüyoruz halini ya. Allah pes dedi. Pes dedi biz mi kazandık? Pes dedi biz kazandık ya biz. Allah'ım çok mutluyum şu an. Ay ne sallıyorsam. Ay çok mutlu oldum ya. Ya ben de çok mutluyum. Nasıl sallıyorsun sana? Yok artık düşün ne kadar. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Yok ki çok yani o da ne yaptı? Ben de çok mutluyum. Düşün sana sallıyorum. Şimdi anladık. Ay, şimdi anladık. Bek bir şimdi kazandık. Hemen alabiliyoruz mu? Hemen arabayı alabiliyoruz. Efendim arabanın sahibi İbrahim ve Sinem alıyor. Buyurun. Ay boşanıyorum, boşanıyorum. Ay çok mutluyum, boşanıyorum. Ya Mehtap sen ne yaptın ya? Ne yaptım? Ya ben sana o arabayı alacaktım ya. Yok ya. Yeter ki senin tırnağının ucuna zarar gelmesin. Ne yapayım eve arabayı ya? Basur'una kıyamadı. Basur'a bakma Mehtap. Bakma Bilal. Yani varsın evimde olmasın, arabamda olmasın. Sen yeter ki yanımda ol. Zaten benim bir tane damperli kamyonum yok. Vay yeter. Ne dedin lan sen? Sen ne dedin? Bir daha de bak. Damperli kamyon. Bir daha de bakayım, bir daha de.